geçen yıl, önceki yıl, lisedeyken veya üniversitedeyken işlediğin o büyük günah var ya, ne kadar büyüktü hatırlıyor musun? Ne büyük cinayet işlemiştin sen, ne büyük günah işlemiştin. Elbette insansın, o gözünün önüne gelince bütün gözün kararacak, uykusuz kalacaksın. Ama sorduğuma cevap ver. O işlediğin günahın büyüklüğüyle Allah'ın mağfiretinin büyüklüğünü karşılaştırdın mı hiç? Allah mı büyük, sen mi büyüksün der gibi. Senin günahın mı büyük, Allah'ın rahmeti mi büyük? Niye bunu düşünmüyorsun da güya lisedeki o hatadan dolayı, babana annene söylediğin filan sözden dolayı seni güya büyük ızdıraplar içerisinde, büyük endişeler içerisinde, büyük vicdan sarsıntıları içerisinde koyan şeytana yüz veriyorsun? Niye bir gün çıkıp evet Ağrı Dağı'ndan ağır bir günah işledim ama Ağrı Dağı'nı yaratan Allah'ın rahmeti bana açık yahu, 99 kişi öldüren adama gel seni kabul edeceğim diyen Allah varken şeytanın hangi felsefesine ve teorisine biz inanıp gidebiliriz ki neudübillah? Allah'a güveniyor musun genç adam, genç kız? Allah'a güveniyor musun? Yoksa o güvenin ta cennete giderken Sırat Köprüsü'nde mi olacak hep? Burada Allah'a güveneceksin ki güvencenin bedelini Sırat'ta bulacaksın. İşlediğin günahların affında da Allah'a güveneceksin. Rızkında da Allah'a güveneceksin. Nasıl ben çalışıyorum gerisini Allah'a bıraktım dedin? Ben tövbe ettim. Ağrı Dağı yerinden kaldırılıp Akdeniz'e kadar taşınır da ben o günaha bir daha dönmem diyen bir tövbe yaptın ya. İşte sen Allah'ın aradığı kulsun o zaman. Ben büyük günah işledim, büyük güvendim Allah'a. Niye demiyorsun? Niye sadece küçük günah denen şeyleri işleyenleri affeden Allah olarak onu görüyorsun? Yakışıyor mu senin iman ettiğin Allah düşüncesine? Yakışıyor mu bu?